Well, look, for sure, I arrest. My idea was to give opportunity for other players to play. They are playing for sure tomorrow because they don't have any problem with injuries. About Ukraine, I have to see game of Ukraine to speak after that. I respect very much Ukrainian basketball and the coaching staff, but now I have to see the game. I don't saw any game of Ukrainian team with the new staff. Maçımız kendi aramızda antrenmanda oynadığımız maçlar oldu ama ilk maçımız. O yüzden de uzun süreden beri maç yapmamanın verdiği sıkıntıları da maçın içinde dönem dönem yaşadık. Ama tabii bu eksikliklerimizi şu anda görmemiz açısından o mazeretlerle ilgilenmiyoruz. Kendi eksiklerimizle ilgileneceğiz. O anlamda da çok az bir periyodunda istediğimiz gibi bulduğumuz bir maç ama ondan sonrasında istediğimiz tempoyu yakalayamadık. Bu anlamda da her maç daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Yani bu ilk maçtan sonraki maçlarda maç ritmine girdiğimizde bu turnuvada özellikle. Baktığımızda da eğer akıllı olsaydık bugün maçın sonunda da uzatmaya gitmeden de maçı kazanabilirdik. Yeni oyuncularımız var. Genç arkadaşların dönem dönem olumlu katkıları var bugün oynadığımız maçta. Bunları çok kısa bir periyotta yaptık ama zamanla takımımızın da eksik oyuncuları da geldiğinde de bunun maçın büyük bir geneline yayacağız. Bugün çok teknik anlamda, çok ayrıntılarla konuşmak için bence daha erken, birkaç maç sonra daha net bir şekilde göreceğiz ama şu anda bu maçlarla beraber bir an önce organizasyonumuzu daha iyi oturtup şampiyonaya hazır bir durumda gelmek istiyoruz. Again, and let me remind you that these players were the players who made the difference during the first period again. Tabii ki istediğimiz ya da şampiyonda oynayacağımız ritimde veya formda olamıyoruz. Bu da doğal çünkü dediğim gibi sert antrenmanlar devam ediyor, bacaklarımız ağır. Ama ilk maç için bence kötü olmadı. Özellikle ilk yarı istediğimiz skoru da aldık. 15 sayılık bir diferans yaptık ama Orhun abim de dediği gibi burada herkesi görüp herkesi denemek ve takım içindeki rotasyonu yapmak lazım. Onun için de ilk hedefimiz maçı kazanmaktan ziyade neleri iyi yapıyoruz, neleri kötü yapıyoruz onları görmek. Eksiklerimiz var, olmayan arkadaşlarımız var ama bunlar daha önümüzde bir süre var. Bunları toparlayacağız, ben ona inanıyorum. İlk maç için de iyiydi, yarın daha da iyi basketbol oynamamız lazım. Her geçen gün form grafiğimizi yükselteceğiz. Tecrübeli bir takımız. Ukrayna'da iyi oynadı. Yani zaman zaman baktığınızda 65 sayıda tuttuk. Savunma anlamında çok büyük eksikler vermedik ama hücumda çok daha iyi olacağımıza ben eminim. Günler ilerledikçe benim maçlar söyleyeceklerim bu kadar. I'll just start out. I don't know exactly stat-wise what took place because the names are in the wrong place and the stats are by the wrong people's names. So I can't tell you statistically exactly who did what. But I know that we played an outstanding team tonight in Turkey in the first half. We were on the verge where that game could have blown up to a 25 or 30 point game. But I'm very happy the way the team responded. We came back in the second half, played a much better second half. We gave ourselves a chance to win. We had good looks at the basket. But in the end, they executed in overtime, got some big offensive rebounds when they had to. And it was a difficult loss. But I'm just very, very proud of the effort of our people tonight as we continue to grow and work towards the European Championships. Ama özellikle uzatma periyodunda Türkiye yapması gereken şeyi yapıp özellikle hücum ribaundlarını
iyi topladı. Diyoruz. Good job. I think this young man should be commended for the fact that I don't know if you can play much harder than he plays. All we ask is the players play as hard as they can play. And I know that when I put him on the floor, he's going to play hard every second out there. And I'm very proud of him, very proud to be able to coach him because that's, to me, what basketball is all about. You give everything you have, you try as hard as you can, you don't give up no matter what, and you give yourself a chance to win. And that's what this young man is all about. So I'm proud that I'm part of his team, on the same team. Ben de bu takımda kendisiyle birlikte olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyorum. Ну, хочу спасибо сказать нашей команде, которая оставалась вместе и не раскисла даже при минус 15. Казалось бы, играем в Турции со второй командой чемпионата мира и проигрывая после половины 15, можно было уже сложить руки и даже не выходить на вторую половину. Но вышли, собрались и несмотря ни на что, как бы отборолись каждый момент. Немного не повезло в концовке с подборами. Два, там, пару раз нам забили сумасшедшие трехочковые через руки на последних секундах. Немножко, скажем так, нам сегодня не повезло. Но команде огромное спасибо за то, что боролись на каждом сантиметре площадки. Очень приятно играть в такой атмосфере, с таким количеством зрителей, которые поют на трибунах. У нас редко это увидишь, поэтому гораздо приятнее играть с такими трибунами. Okay. Thank you very much. Thank you.